LTO da birçok amacı karşılayan özel bir batarya. Baktığında şey diyorlardı bir ara Türkiye'ye girişi yasak bataryalar. İşte böyle güzel bataryaları niye ülkemize getirmiyorlar vesaire gibi. Uçakları bilirsiniz, uçaklarla batarya taşımak bile sıkıntılı bir konuyken uçağın kendisini bataryalarla uçurmaktan bahsediyoruz aslında. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk Kerem Bey. Bugün yeni bir video yapıyoruz. Yeni bir setup'ımız var. Artık evet. burada video podcast'ler yapacağız. İlk denemeyi de biz seninle birlikte yapalım. Ee, özellikle bize çokça sorulan sorular vardı. Bu lityum titanat bataryalarla ilgili bir video yapar mısınız diye. Deneyler de yaptık. Bayağı uğraştın. Nasıl montaj yapıldığını e, çektin. Sonra farklı amperlerde testler yaptın. Hepsini burada konuşacağız. Yavuz e, lityum titanat pillerle ilgili ilk etapta hemen test sonuçlarımızı konuşalım. Sonra rahat rahat e, piller hakkında, pil dünyasındaki gelişmeler hakkında konuşuruz. 5 amper testi ile ilgili bize neler söyleyeceksin? Bir yandan aküleri doldururken diğer yandan testlerini de yaptık. Çünkü zamanı verimli kullanmak gerekiyor. Hı hı. Aşağıda 5 amper testini görüyorsunuz. Sadece ee, bir adet hücreyi deşarj ettin doğru mu? Tabii. Her Birbirine hepsini... bağlamadan. Sadece bir tane 2.8 volt 40 amper saat bir lityum titanate silindirik bataryayı test ettin. Doğrudur. Hepsini tek tek test ettik. Hepsini tek tek doldurduk. Ayrı ayrı özen gösterdik her şey için şu an 5 amper testinin sonuçları gözüküyor. 8 saat boyunca, 8 saat 20 dakika boyunca 5 amperlik bir akım çekersek bile destekleyebiliyor. Tabii ki 2.8 volt'taki bir hücreden bahsediyoruz. Daha 12 volt, 24, 48'e geçmedik. Sonuç olarak da 41 amper saat, yaklaşık 41.8 amper saat bir sonuç verdi. 80 watt saat içine depolanmış olduğu enerji görüyoruz. Güzel, oldukça güzel sonuçlar aslında Evet 5 amperde. Peki 10 amperde durum ne? Devam edelim videomuza. Evet şimdi 10 amper testine geçelim. Yine bir geçtim. tane hücreyi, şu an ekranda 5 tane görüyorsunuz ama sadece bir tanesini test ediyoruz. Evet şu an testimiz başladı. Tabii ki izleyenler için hızlandırıyoruz. Şu an 3. saatlere geldi, 4. saatteyiz. 4 saat boyunca 10 amper akım çektik ve 40 amper saat zaten ürünün üstünde de 40 amper saat yazıyordu ve yakalamış olduk. İçinde depolayabildiği enerjide 67-68 watt saat gibi bir değer olarak ortaya çıktı. Bence gayet başarılı bir değer. Evet, Ürün tam... etiketinde yazan şeyleri verebiliyor. Evet. Başka test yaptım mı? 5, 10 ve 15 amper testleri yapıldı. Şimdi ise 15 amper testine geçiyoruz. Bunları grupladık ve BMS devresine bağladık. Bu şekilde bir testi gerçekleştirdik. Öncelikle pilin ne kadar voltaj verdiğini, çıkışlarına kaç volt olduğunu ölçtük. Özellikle bir nedeni var mı 15 amperi bu şekilde yapmanın? Tek bir pilde yaptığımız zaman bu testleri 15 amper testinde voltaj hızlıca düştüğü için test ölçüm cihazımız bunu engelledi. Bu yüzden test yapamadık. Grupladık çünkü BMS devresi de 40 amper izin verebiliyor bu testi yapmamıza. Bu yüzden 15 amper testini gruplayarak ve BMS devresi kullanarak yaptık. Tamam. Şu As anda pil grubunu test cihazımıza bağladık ve 15 amper testine başladık. Aslında buradaki grup bir 12 volt batarya gibi düşünebiliriz, Zor, evet. bir akü gibi. Ve 15 amper çekiyoruz şu anda. Yine hızlandırmışsın. İşimizi kolaylaştırmışsın. Teşekkürler. Rica ederim. 15 amper çektiğimizde de herhalde ne kadar süre görebileceğiz mi? Evet, 2 saat boyunca. Ve içerisinde de 30 amper saat evet. enerji depolamış gibi. Görüyoruz zaten e, lityum titanet bataryalarla ilgili e, dezavantajlı noktaların en başında şey geliyor çok fazla akım çekersen enerji dönüştürme verimi e, çok aşağılara düşüyor komple sistem için konuşacak olursak o yüzden çok fazla akım çekilmeyen uygulamalarda daha mantıklı olabilir ama bu dezavantajlı tarafı avantaj nerede çok hızlı doldurabiliyorsun. 40 evet. amper saat bataryayı ne kadar amperle doldurabiliyoruz maksimum? Katalogda yazan. 400 amperle doldurabiliyoruz. Yani 40 amper saat batarya hücre olarak tek bir hücreyi 400 amperle bile doldurmamıza izin verecek bir kimyasal içerisinde mevcut. Tabii ki 2.8 volt 400 amper de çok kolay yakalanabilecek bir değer değil. Neyse ama böyle bir şey de yapılabiliyor. Evet yani burada en başta testlerle başlamak istedim ki merak edenler en başta hemen Bunları görsün. Bu tarz bataryalar özel bataryalar olduğu için lityum tabanlı. Her bir hücreyi tek tek kontrol etmemiz ve kontrol altında tutmamız gerekiyor. Ee, aynı oranda deşarj oluyor mu? Voltaj seviyeleri birbirine yakın mı? Ee, BMS'in görevi de bu zaten. Kesinlikle bu dengeyi yani. sağlıyor. Durduralım istersen Yavuz. Şimdi burada ne yaptığını önce anlatalım, adım adım ilerleyelim. Tamamdır. Elimizde bir e, diyagram var. Ona göre Hı -hı. bağlantı yapacağız. Aslında burada hücrelerin Artı uçlarından bir veri sürekli almamız gerekiyor. Batarya yönetim sistemi bu verileri alacak, ona göre orayı sürecek. Bunu nasıl yaptığını bize adım adım, durdura durdura geniş bir şekilde anlatır mısın? Pillerimizi belli bir voltaja getirebilmek için seri bir şekilde özel aparatlarıyla beraber bağladık. Evet, sonra bu bağlantılardan sonra özellikle kırmızı kabloları sürekli artılara taktığını görüyoruz burada. Bunu neden yapıyorsun? Doğrudur. Şemamızda seri bağlantıların arasına ve pillerin arasına gelecek şekilde bir bağlantı yapıyoruz. Haberleşme diyagramında da bu mevcuttur bağlantı şekilleri. Buradan veri çekiyor ve bataryanın o anki durumunu, voltajını bize okuyup her şey yolunda evet. mı, birbirle benzer voltajlarda mı? Bunu kontrol ediyor. Çünkü bu tarz cihazlar çok hassas ve hep benzer koşullar altında olmasını sağlamaya çalışıyor. BMS. DTO bataryalarla ilgili çokça muhabbet döndü aslında. Baktığında şey diyorlardı bir ara. Türkiye'ye girişi yasak bataryalar. İşte böyle güzel bataryaları niye ülkemize getirmiyorlar vesaire gibi. Ama aslında şu an e ticaret sitelerinin birçoğunda bu bataryayı bulabilirsiniz. Biz de getirdik bir e-ticari sitesinden aldık. Yani yurt dışından gelen bir batarya değil bu. E, tabii ki internetteki videoları e, belki izlemişsinizdir. İzlemeyenler için biz de tekrar ekrana verelim. Enteresan bir şekilde yani matkapla derseniz bile e, batarya patlamıyor, çatlamıyor. E, enteresan bir yapıya sahip. E, hatta uçlarını kısa devre yapsanız bile e, sadece Hı -hı. içerisinden bir sıvının dışarı doğru çıktığını görüyorsunuz. İşte çivi testi suyun altında, suyun altında enteresan bir batarya. Tabii en önemli aslında vurgulanacak noktası bu bataryaların ömür beklentileri. Normal şartlarda jel bataryalar dediğimiz en çok piyasada kullanılan bataryalar işte 600 döngü, 800 döngü, 1000 döngü seviyelerindeyken bu bataryaların 15-20 bin döngüden bahsediyor olması tabii ki fark yaratan bir özellik ama ee, onun yanı sıra da fiyat anlamında da oldukça yüksek fiyatlarının olduğunu söyleyebiliriz. Biz e, bu bataryayı aldığımız zaman tanesi e, web sitesinde 200 dolar civarında bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 200 dolar adet fiyatlı e, bir batarya oldukça maliyetli bir yapı. Batarya teknolojileri inanılmaz hızlı gelişiyor ve biz bunlarla ilgili de videolar yapıyoruz sürekli bakıldığında işte kilogram içerisinde ne kadar watt saat enerji depolanabildiği bir referans değer bizim şu an kullandığımız lityum bataryalar genelde 130-140 watt saat kilogram gibi bir değere sahip işte geçtiğimiz günlerde KTL firmasının açıkladığı bir Condensed batarya diye geçen bir batarya versiyonu ve kilogramda 500 watt saatten bahsediyor hatta sivil havacılık için ...kullanacağından bahsediyor. Bu e, konuyu bambaşka bir noktaya taşıyor. Yani uçakları bilirsiniz. E, uçaklarla batarya taşımak bile sıkıntılı bir konuyken... ...uçağın kendisini bataryalarla uçurmaktan bahsediyoruz aslında. Ve e, bu teknolojik gelişim e, oldukça hızlı oluyor. Ve bizim panel teknolojilerinden farklı olarak... E, ...5 watt, 10 watt yılda artmıyor. Bir bakıyorsun... 255 watt saat diyorlardı. 350 oluyor, 400 oluyor, 500 oluyor ve bu sadece 1,5-2 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Bunlar aslında sevindirici haberler. Batarya teknolojileri hızla ilerlemesi elektrikli araçların menzilleri anlamında da bize çok ciddi avantaj sağlayacak. Sivil havacılıkta kullanmaya başlandığında da bambaşka bir noktaya konu evrilecek. Bunlar aslında çok güzel gelişmeler. Yatırım yapmak isteyenler de hep bize soruluyor güneş paneli fabrikası yatırımı yapmak mantıklı mı diye. Ben de artık diyorum ki batarya ile ilgili herhangi bir şey yapın çok daha mantıklı olur. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Aslında şu an hangi iş için hangi batarya gibi bakmak lazım. Her batarya 12 volt veriyor diye her yerde kullanılacak diye bir durum yok. Arabalardaki bataryalar çokça sorulur. Evde kullanabilir miyiz diye. Solar sistemlerde. E, tabii ki günün sonunda kullanabilirsiniz ama performans almak için ne iş yapıyorsanız, hangi amaçla kullanacaksanız o amaca uygun bir şekilde batarya almak lazım. LTO da e, birçok amacı karşılayan özel bir batarya. Ama tasarımınızda çok fazla akım çekecekseniz daha az verimli çalışacağını da testlerimiz bize göstermiş oldu. E, 15 amper testinde daha düşük bir depolama kapasitesi bize göstermiş oldu. Ama düşük amperajlarda gayet ...güzel şekilde çalıştığını, etiketlerini yakaladığını gördük. Hatta tam olarak etiket değerlerine yaklaştık. Direkt nokta atışı etiketin aynısını test yazıyla görmekte güzel oldu. Ürüne güven duymamızı sağladı açıkçası. Bununla ilgili yine testler, videolar yapıyor olacağız. Havalar soğuduğu zaman nasıl reaksiyon gösteriyor? Çok sıcak ortamda nasıl reaksiyon gösteriyor? Birçok videolar yapıyor olacağız bununla ilgili. Ama özellikle ekranda şeyi göstermekte fayda var. Bataryayı nasıl montaj yapıyoruz? Herhangi birisi elektrik, hobi amaçlı bu işlere ilgi duyan birisi 5 tane LTO alıp BMS'i nasıl bağlayacak? Onu nasıl bir 12 volt bataryaya çevirecek? Bunları göstermek keyifli olur. 5 tanesini biz bantlarla beraber paketledik. Bir paket haline geçirdik. BMS üstüne sahip dedik. BMS'in sıcaklık sensörünü de bataryaların arasına koyduk. Evet Yavuz bugün yeni setup'ımızda ilk defa seninle birlikte video yapıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Hem test sonuçları çünkü kolay kolay internette bulamayacağınız veriler. Gerçek test şartlarını sağlamaya çalıştık. LTO ile ilgili bilgiler verdik. Bu setup'ta çok güzel videolar içerikler üretmeye devam edeceğiz. Sektörün kıymetli insanlarıyla burada video podcastler de yapıyor olacağız. Sen de çok uğraştın bu 5 amper, 10 amper, 15 amper testi cihazın çalıştırılmaya hazır hale getirilmesi için. Emeklerine sağlık senin de. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Günün sonunda şunu öğrenmiş olduk. LTV bataryalar solar sektöründe kullanabilecek ve diğer sektörlerde de kullanabilecek potansiyel bataryalardan birisi. Evet. Çok teşekkürler Yavuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.